açık konuşalım. Müslüman toplumlara İslam adıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği orijin din anlayışı anlatılmadığı sürece bugünkü toplumsal kargaşa asla son bulmayacak, hatta daha büyük çatışmalara yol açılacaktır. Bugün dünya üzerinde Müslüman toplumların yaşadıkları ülkelerdeki çatışmaların sebebi, yüzyıllar içinde değişik yorumlarla örtülmüş ve saptırılmış din anlayışıdır. Kıyamete kadar geçerli Kur'an-ı Kerim'i çağın bilimsel gerçekleriyle bütünleşmeyen bir biçimde yorumlayan yüzyılların yorumları, Müslüman toplumlara orijin din anlayışıymış gibi kabul ettirildiği içindir ki, günümüzde bu çatışmalar yaşanmaktadır. Bu saptırmaların bir kısmının neler olduğunu Anladığım İslam başlıklı önceki yazımda belirtmiştim. Müslüman toplumların din anlayışının reforme edilmesi zorunluluğu artık apaçık ortaya çıkmıştır. Bırakın Kur'an kursları ya da ilahiyat okullarında yetişmiş yetersiz bilgili din adamlarını bir yana, gökteki Tanrı'nın yanından gelip sokak kapısının 3 metre dışında bekleyen meleklerden söz eden profesörlerin verdiği din eğitimiyle daha nereye kadar gidilebileceğini düşünebiliyorsunuz. Açık konuşayım. Ben bir kısım çevrelerin amaçlı, art niyetli ve kasıtlı olarak empoze etmeye çalıştıkları şekilde ne bir şeyhim tarikatı olan, ne bir hoca efendiyim cemaati olan, hele hele ne de mücedditlik, mehdilik iddiası olan biri. Türkiye'de sürekli görüştüğüm birkaç aile dostum dışında hiçbir toplumsal ilişkim yoktur. Kitaplarımı okuyanların nasıl yaşadıkları, özel hayatları, davranış biçimleri beni hiç ilgilendirmez. Çünkü ben kimsenin hocası, efendisi, önderi, lideri değilim. Her isteyen yazılarımı okur, kendine göre değerlendirir, dilediği gibi yaşar ve sonuçlarına da katlanır. Ayrıca benim uzunca bir süre, 62 yaşından sonra ne kadar yaşarım bilmem, Türkiye'ye dönmeye hiç niyetim yok. Herhangi bir dönüş engelim olmadığı halde. Dolayısıyla Türkiye'ye dönüp acaba ne yapar diye kimse de tasalanmaz. Bunların yanı sıra Türkiye'deki siyasilerle hiçbir ilişki ve iletişimimin olmadığı da zaten bütün ilgililerce bilinmektedir. Öte yandan bugün okunulan görüşlerim 8 yıl önce Amerika'ya geldikten sonra oluşmuş fikirler değildir. Aksine 1967 yılında yayınladığım Tecelliyat ve 1986 yılında yayınlanan İnsan ve Sırları isimli kitaplarımda yazmış olduğum düşüncelerimdir. Din konusunda yaptığım yoğun ve kapsamlı araştırmalar sonucunda edindiğim kanaatlerimdir. Defalarca belirttiğim üzere, dünya üzerinde hiçbir teşkilat, kurum, organizasyon içinde yer almak bir yana, onlar ile hiçbir ilişkim dahi olmamıştır bugüne kadar. Bu konuda atılan iftiralara her türlü ispat hakkı açıktır. Bunları şunun için tekrarlamakta yarar görüyorum. Bugüne kadar yazdıklarım ve yazacaklarım, maddi veya manevi, hiçbir çıkar amaçlı veya beklentili değildir. Yalnızca bilgi paylaşımı amaçlıdır. İnsanları konuyu
gerçekçi bir biçimde düşünmeye ve incelemeye davet gayesi gütmektedir. İşte bütün bunlar bilinerek, hatırlanarak konumuzu değerlendirmeye başlayalım. Rasul ve Nebiler, kral veya sultan veya diktatör olarak insanları gütmek amacıyla gelmiş kişiler değillerdir.